karşıdan karşıya geçerken her zaman sağa sola bakın. Ya Barbie bebeğinizle oynarken işte tam da bunu diyordum. Olamaz. Ona yardım edin. Zavallı Barbie. Ay çok özür dilerim bebeğim. Ah, sorun yok tatlım. Barbie insan olsaydı çok kötü yaralanırdı. Onu hastaneye götürmemiz gerek. Özür dilerim Barbie, istemeden oldu. Barbie iyileşecek mi? Seni seviyorum Barbie. Ha? Barbie saçını en son ne zaman yıkamış? Şu yapraklara bakın. Aa, onun için bir çözümüm var. Jilet mi? Gel buraya. Barbie kel olmak istemiyor. Ama bugünlerde moda olduğunu duydum. Acaba nasıl olacak? Penelope bu gidişle berber olacak. Ama ilk müşterisi memnun kalmadı. Aa, bence harika iş çıkardım. Saçım. Boya kalemimi saç boyasından çok daha iyi. Penelope yaratıcılığını konuşturabilir. Mükemmel. Şef öpücüğünü hak ediyor. O kask mı yoksa? Aa, bir iğne. Bu acıtacak. Barbie'nin başını iğneyle dikiyor. Çok tehlikeli görünüyor. Güzellik can yakar demişler. Güzel görünüyor. Sanırım çektiği acıya değdi. Harika görünüyorsun. Buldum. Hadi bir fotoğraf çekilelim. Bakın Penelope'nin özel üretim Barbie bebeği. Resim zamanı. Ama sanırım Barbie'nin haberi yok. Makyaj malzemesi değil onlar. Şaşkın. Yaramaz Barbie. Hadi gel. Temizleyelim seni. Barbie de çok inatçıymış. Bu fırça Barbie için fazla büyük değil mi? Dişleri için değilmiş. Yüzünü temizlemek içinmiş. Bütün yüzünüze diş macunu bulaşsa nasıl hissederdiniz? Belki cildin yenilenmesine yarıyordur. Oldu. Baksana. Barbie'nin yüzü tertemiz ve yumuşacık oldu. Ama vücudunun geri kalanı ne olacak? Bence iyice bir yıkanması gerek. Ay aksi. Seni küvete koyacağım. Barbie için bu küvet koca bir okyanus. Ben olsam ben de oraya atlamak istemezdim. Aa, anladım. Ne yapabilirim? Aa, bu deterjan şişesini kullanabilirim. Deterjan şişesinin yarısını kesin. Ne yapacağını anladım. Küvet gibi oldu. Bakın Barbie tam sığdı. Sanki bulutlarda yüzüyor gibi. Oo, birisinin bugün bir randevusu var. Aman tanrım bu Ken. Ama giyecek bir şeyim yok. Sorun yok. En iyi stilistim bir adım ötende. Bakalım neler var. Barbie'nin şahane dolabına hoş geldiniz. Bu kadar çok kıyafet içinde randevuna uygun bir şeyin yok mu? Ah, ne yapacağım? Randevuya bu halde gidemem. Belki başka bir yolu vardır. O süslü kıyafetleri bir kenara bırakalım. Yırtık bir çorap işimizi görür. Bu nasıl olacak ki? Güven bana, tamam mı? Penelope bu çoraptan bir elbise yapacak. Üst kısmını kesin ve işte tamam. Bence biraz daha uğraşmak gerek. Ama hiç değilse insan Barbie'nin üzerinde güzel duruyor. Randevuna hazır mısın? Hay aksi Cinderella, ayakkabın düştü. Bu sefer beyaz atlı prens yok. Yeni ayakkabı bulmak Penelope'ye kaldı. Aa, bakalım. Aha, eşini bulmam gerek. Ken gelmek üzere. Acele etmeniz lazım. Olamaz. Al tutkal tabancası mı? Yaşasın. Tüyo vakti. Penelope işini hemen yapabilir. Tutkal tabancasıyla topukluyu kopyalayın. Biraz yapış yapış olacak ama hiç değilse artık düşmez. Cinderella'nın perisi bunları not alsa iyi olur. Barbie randevusu için hazır. Harika oldun. İşte Ken geliyor. Şu güzelliğe bakın. Ken gözlerini Barbie'den alamıyor. Çok geçmeden evlenirler bence. Ah, ama tabii bu sahiplerine bağlı.
Vay canına, bir sürü yüzük var ama yeterli parmak yok. Barbie süklüm püklüm duruyor. Penelope'nin takılarını kıskandı. Ona yok mu? Bakalım. Bu bileklik nasıl olur? Yüzük istedi. Hula hoop değil. Ona ne vereyim bilemedim. Ama bir fikrim var. Bir şişeden plastik halkayı alın. Bir parçasını kesin ve parlak taşlar ekleyin. Ne şık bir taç. Barbie kendisini prenses gibi hissediyor. Peki ama Penelope'ninki gibi kolye? Aşk gözlülük mü ediyoruz biraz? Merak etme Penelope'nin, onun için bir de tüyosu var. Boncuk mu? Ha, buldum. Bir parça simli kartona elmas şekli çizip ve kesip çıkarın. Şimdi taşlar ekleyin. İşte oldu. Elmas kolye. Çok şık ve zengin durdu. Ben de takı istiyorum. Sanırım Barbie'nin midesi bulanıyor. Aman! Sim kusuyor. Resim falan mı yuttun sen? Ve şimdi bayıldı. Oh. Uyan, ölme Barbie, ölme! Oh, kafasını mı kopardın sen? Ayaksi. Ameliyat zamanı. Aman, umarım Barbie kafasına kavuşur. Hala umut var mı? Tel ve düğme mi? Belki yine de umut vardır. Tel Barbie'nin kafasını tutacak. Düğme de sağlamlaştıracak. Kafayı geri takmadan önce sağlam olduğundan emin olun. Bir daha kafası kopmasın. İşe yaradı. Ha? Gerçekten mi? Lafımı geri aldım, tekrar kötüleşti. Ha, seni kurtaracağım Barbie. Ne ister mi? Barbie'nin içinde onu hasta eden bir şey var. Sanırım bir elmas yutmuş. Başka bir şey daha var. Ne? Böcek mi var? Oo, Barbie'nin damak zevki çok ilginçmiş. Evet, dikme zamanı geldi. Ayakkabı bağlamak kadar kolay. İğne hariç. Bakalım işe yaradı mı? Barbie yaşıyor. Evet, başardım. Biraz kafası karışmış gibi. Sanırım kafan kopunca öyle oluyor. İyisin. Ah, çok mutluyum. Seni seviyorum Barbie. Yaz geldi bile. Ama Barbie daha haberi almamış gibi. Normal olarak çok sıcaklıyor. Sanırım o kazan çıkarması lazım. Ya da onu buzlu su dolu bir kaseye koyalım. O da olur. Artık serinlemiş olsa gerek. Penelope ne yapıyor? Vay canına. Ne şık bir dolap. Ama hiç yazlık yok mu? Fenaymış. Şimdi ne yapacağım? Balon ne işe yarayacak? Aa, hadi işe koyulalım. Penelope yaratıcılığını konuşturuyor. Balonla bikini altı yaptı. Şimdi üst içinde parlak sarı bir balon. Yaza çok uygun. Bu lateks kıyafet son moda. Şu modele bakar mısınız? Buraya yaz havası geldi. Aa, Barbie güneş gözlüğü de istiyor. Ama bundan başka yok. Aa, bakalım. Askı mı? Evet. Şimdi kartondan camları kesin ve askıyı da çerçeve olarak kullanın. İşte oldu. Kartonun içinden görmek zor ama en azından gözleri güneşten korunuyor. Yeni moda uzmanlarımıza selam olsun. Ne izliyorlar? Ay, ne şeker. Kadın hamile. Şimdi Barbie de hamile olmak istiyor. Bence anne olmaya hazır değil. Ama Penelope onu dinlemek zorunda. Troll ve oyun hamuru mu? Hah, Barbie'ye bir bebek verelim. Streç filmle bebek trolü saralım ve oyun hamuruyla karnını şekillendirelim. Kurabiye yapar gibi adeta. Tebrikler Barbie anne. Cinsiyeti ne zaman belli olur?
Ay aksi. Hemen bence. Barbie annenin suyu geldi. Ne? Doğurmak üzeresin. Tam Doktor Penelope'ye göre bir iş. Bahsedelim hamile kalmak istediğine pişman olmuşsundur. Kıpırdama, neredeyse geldi. A, kafası göründü. Eşsiz bir bebek. Bebeğim. Of, çok yoruldum. O ne? Boş kap gibi. Bir fikrim var. Kabın üzerine küçük bir kumaş geçirin ve tutkallayın. Etrafını simli kumaşla kaplamayı da unutmayın. Şeker çubukları ve mumlarla tekerleri yapın. Son olarak boyayın ve... Tada! Bebek arabası. Mükemmel. Bebek arabasına binince çok şirin olmadı mı? Ha? Mesaj geldi. Arkadaşları misafirliğe geliyor. Parti olacak gibi. Ama evin hali zaten parti olmuş bitmiş gibi. Ortalığı toplama zamanı. Rafları düzeltelim. Bu saksıyı da... Aman, neden her yerde ayakkabı ve kıyafet var? Birileri çamaşır yıkamayı unutmuş. Barbie kızdı. Arkadaşı için güzel bir kanepesi yok. Nerede takılacaklar? Atsam mı? Ama bir dakika. Belki burada kullanabileceğim başka bir şey vardır. Aa, bakın bir sehpa. Ama Barbie sevmedi. Başka bir tane bulsa iyi olur. Sünger mi? Hemen atma. İşe yarayabilir. Süngeri pofuduk pembe bir kumaşla kaplayın. Sıcak tutkalla da iyice tutturun. Altını katlayın ve çevirin. Sonra da köpüğe yapıştırın. Kenarlara koldukları da yapın. Ve tara! Rahat bir kanepeniz oldu. Aa, bayıldım. Atıştırma zamanı. Barbie'yi kıskandırma. Onun masası boş. Buldum. El işi zamanı. Dairesel hareketlerle kürdana tutkal sürün. Böylece donat şekli yapabilirsiniz. Daha gerçekçi olmaları için renklendirin. Üzerlerini süslemeyi de unutmayın. Nefis çilek reçeli, bir sürü başka aroma da var. Çok kıskandım. Buyurun, evime hoş geldiniz. O çok güzel. Barbie'nin de misafiri var. Yeni en iyi arkadaşı. Bütün gece dedikodu yapacaklar. Şerefe. AVM'deler. Bir dakika. O düşündüğün kişi mi? Ken bebek. Görüyorum ki Barbie ondan hoşlanıyor. Şu yakışıklılığa bakar mısın? Aa, arkadaş oldular. Ama bu ikisinin burnu çok havada. Ne kabalık. Şimdi de Barbie'nin özgüvenini zedelediler. Dünyanın en güzel kızı o. Zavallı Barbie. Ha, bu durumu düzeltmem gerek. Ha? Makyaj malzemelerinde %50 indirim mi var? Bu duyduğum en uygun kampanya. Baştan yaratma zamanı. Kızın malzemeleri Barbie için fazla büyük. Acaba bu iş olacak mı? Baksanıza. Ruj kızın suratından büyük. Amma da kızardın. Sana daha küçük bir ruj gerek. Bence kalemle daha iyi olur. Ucunu kesin. İhtiyacınız olan bu kadar. Ufacık. Ucu tükenmez kalem içine koyulabilir. Ve onu da renklendirebilirsiniz. İşte şimdi oldu. Barbie yeni görünümüne bayıldı. Ne oldu? Aman, toprak mı kazdın? Böyle olmaz. Ojelerini yenilememiz gerek. Önce küçültmek gerekebilir. Bir kürdanı ikiye bölün ve ojeye bulayın. Ucunu iyice kaplayın. Artık Barbie'nin tırnaklarını boyamak daha kolay. Harika oldu. Ken artık sana kesin aşık olacak. Hadi gidelim. La 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 la. Bu iş bende Barbie. Selam Ken. Bak ne kadar güzel oldum.
Vay canına, dünyanın en güzel kızını gördüm. Aa, burnuma aşk kokusu geliyor. Şimdiden öpücükler mi? Ah, onları suçlayamam. İkinci görüşte aşk bu.